Şimdi geçmişteki tartışmanın bir vesileyle yeniden gündeme geldiğini görüyorum. O da şu, yeniden Asya açılımı bu seneki Büyükelçiler Konferansı'nın ana teması. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bu açılımdan bahsettiler. Tabii hemen yine geçmişteki bir takım eksen kayması tartışmalarının gündeme geldiğini görüyoruz. Geçmişte bir vesileyle belirtmiştik. Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Türkiye milli çıkarları Ankara'dan verilen kararlarla belirlenir. Ankara'dan verilen kararlarla Türkiye yönetilir. Dolayısıyla Türkiye'nin eksenini batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler Türkiye böyle bir milli politika ürettiği zaman hemen bunu Türkiye'nin eksen kayması olarak ifade ederler. Geçmişte Orta Doğu'ya olan yakın ilgimizi, Asya'ya olan yakın ilgimizi, Afrika yılı ilan etmemizi, Latin Amerika ile yakın ilişkiler gerçekleştirmemizi de Türkiye'de eksen kayması var diye sunuyorlardı. Dünyanın ekseni kayarken Türkiye'nin yerinde olmasını ifade ediyorlardı. Dünya artık eski sabit eksenler üzerinde dönmüyor. Son yıllarda NATO tartışmalarının nasıl gündeme geldiğini, Paris iklim değişikliğiyle transatlantik ilişkilerdeki çatlamanın nasıl ortaya çıktığını hep beraber görüyoruz. Bundan 5 yıl önce aklımıza gelmeyecek konular net bir şekilde gündem oluyor. Paris iklim değişikliği tartışmasıyla başladı, İran'a uygulanan yaptırımlarla devam etti ve dünyanın bilinen ittifaklarının artık çatladığını, bilinen ittifakların dikişlerinin söküldüğünü net bir şekilde görüyoruz. Türkiye bu temel yapı içerisinde bu liberal konsensüse bağlı dünya düzeni çözülmeye başlarken yine müttefiklerine seslenerek müttefik ilişkilerinin kıymetine, müttefik ilişkilerinin kıymetli olduğuna vurgu yapmaya devam etmektedir. Ve bütün müttefiklik ilişkilerinin ittifak ruhuna dayalı bir şekilde terörle mücadele konusunda ilkeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna uymayanları bu çelişkiyle karşı karşıya getirme vazifesini sürdürmektedir. Ama tabii ki Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Türkiye Batı ile olan temel ilişkilerini ki pek çok örgütle orada kurucu üyeyizdir. NATO'da, OECD'de, Avrupa Birliği sürecinde, Avrupa Konseyi'nde son derece önemli rollerimiz vardır. Bunlar tabii ki devam edecektir. Ama aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerindeki dinamizme de dinamizme katkı sağlayacak ve bu dinamizme katılacak şekilde, bu dinamizmin seyircisi değil, aktörü olacak şekilde Türkiye inisiyatif almaya devam edecektir.